kainatın efendileri. Benim adım Adam. Eternia Prensi ve Gölgeler Şatosu'nun sırlarının koruyucusuyum. İşte bu da Titrek. Benim korkusuz dostum. Bana verilen muhteşem gücü kullanmak için kılıcımı havaya kaldırıp şunu söylemem gerekiyor. Gölgelerin gücü adına! Güç bende artık! Titrek atılgan bir savaşçı haline gelirken ben de He-Man oluyorum. Kainattaki en güçlü adam benim. Sadece 3 kişi daha bu sırrı biliyor. Dostlarımız Büyücü, General ve Orko. Hep birlikte Gölgeler Şatosu'nun sırlarını İskeletor'un kötü güçlerine karşı savunuyoruz. Ejderhanın yeteneği. Prens Adam nerede? Birazdan geleceğinden eminim efendim. Son zamanlarda çok meşguldü. Yönetim sorunları. Lady Amanda'ya yönetim problemi diyemezsin baba. Sus kızım. Titrek, lütfen gelir misin? Gecikiyoruz. İstersen sen git Adam. Ben biraz yorgun gibiyim. Ne o? Kraliyet balık kızartması gününe de mi gelmeyeceksin ha? Ne? Balık kızartması mı? Hayır. Neden oğlum hep böyle gecikir anlamıyorum. Sakin ol hayatım. Her an buraya gelecekmiş gibi hissediyorum. Majesteleri, prens geldi. Titrek, sen iyi misin? Adam. Baba, özür dilerim. Ben... Özrünü sonraya saklayıp yerine geçer misin lütfen? Emredersiniz. Harika bir girişti Adam. Hepimiz burada olduğumuza göre bağışlayabiliriz. Doğu Krallığı'nın Büyükelçisi Terran majestelerimize hediye vermeye gelmiş. Büyükelçi Vorn'a ne oldu? Ben de bilmiyorum. Ama bu Terran bir yerden tanıdık geliyor. Ama nedense bir türlü hatırlayamıyorum. Majesteleri, Doğu Krallığı'nın bağlılık işareti olarak ülkemizin en ünlü marangozlarının yaptığı bu nacizane hediyeyi kabul edin. Bu gerçekten harika bir şey. Majesteleri biraz daha yakından bakmak ister mi acaba? Elbette isterim. Buraya getirin. Bu kılıç, İskeletor, majesteleri sakın dokunmayın. Baba! İskeletor. Hadi Titrek, kendimize çok sakin bir köşe bulmak zorundayız. Kristal etkisini sana göstermeliydi Randor. Krallığı ele geçirmek için başka bir şey bulmalıyım. Ama en azından general bundan böyle sorun çıkarmayacak. Seni şeytan! Titrek, dur. Yeterince uzaklaştıktan sonra duracağım Adam. Gölgelerin gücü adına. Bana burada ulaşamaz. Güç bende artık. Muhafızlar, çabuk yakalayın. Ve şimdi sıra sende. Bırak onu kemik kafalı. İyi numaraydı Tila, harika. Seninle burada savaşacak kadar aptal değilim hemen. Ama bu güzel heykeli hatıram olarak kabul edebilirsin.
Eden kaçıyor. İskeletor kaçıyor. Nasılsa yakalarız. Ama önce babanın üstündeki büyünün etkisini yok etmek zorundayız. Büyücüye soralım. O çaresini biliyordur. Ben de aynı şeyi düşündüm majesteleri. Generali hemen Gölgeler Şatosu'na götürelim. Neden acele etmiyor? Biraz sabırlı ol Tila. Hepimiz generali geri istiyoruz ama bilgi penceresiyle bağlantı kurmak biraz zaman alır. Çareyi ver. Bize çareyi ver. Hiç cevap alamadım Tila. Bu kristal büyüsü çok eski bir büyüdür. Gölgeler Şatosu bile kurulmadan önce yapılıyormuş. Büyünün çaresi benim güçlerimin çok ötesinde. Öyleyse babam böyle mi kalacak? Cesaretini kaybetme. İskeletor büyü yapmayı öğrendiyse çaresini de mutlaka biliyor. Bilmeyebilir Himen. Ama sanırım bu sırrı bilecek biri var. Granamir. Karanlık ülkenin en yaşlı ve en akıllı ejderhasıdır. Bu ejderhayı nerede bulacağımızı söyle. Söyleyemem. Babamı sonsuza dek böyle mi bırakacaksın? Sana inanamıyorum. Tila. Tila çok üzgün Himen. Ve biraz da haklı. Keşke yardım edebilseydim. Uzun zaman önce büyük ejderhalarla bu şato arasında anlaşma yapıldı. Yerlerini kimseye söylemeyeceğime dair söz vermiştim. Eğer bu sözü bozarsam Eternia'nın başına çok korkunç felaketler gelebilir. Mutlaka bir yolu olmalı. Büyünün olmadığı yerde insanın bilgisi başarılı olabilir Himen. Sizi gerekli olan yere bırakabilirim. Ve Tila, siz dönene dek babanla ben ilgilenirim. Teşekkür ederim. Söylediklerim için bağışlayın. Biliyorum Tila. Artık gidin. İyi şanslar. Himen, Kraliyet Kütüphanesi'ndeyiz. İnsanın bilgisi, kitaplar. Büyücü bunu kastetmek istemiş. Eski efsaneler bize ipucu verebilir. Hadi okumaya başlayalım. Tila, kitaptan buz cüceleriyle ejderhaların dost olduğunu öğrendim. Buna bakabiliriz. Bir bakalım. Buz dağları. Granamir'i burada bulabiliriz. Havadan karanlık dağlara gideriz. Sonra da buz ülkesine geçeriz. Hadi gidelim. Yolculuğu sevdin mi Atılgan? Himen, işte geldik. Bu bir savunma kalkanı. Hava taşıtını kontrol edemiyorum. Bunu döndürmeliyim. Başardın Himen. Sorunlarımız bitmedi Tila. Çok hızlı iniyoruz. Sıkı tutunun, sıkı tutunun. Bu ejderha ile bir an önce tanışsak iyi olur. Gwestrak Garatork. Çığ düşüyor. Atla Atılgan. Bu imkansız Himen. Uçurumun kenarındayız. Fazla seçeneğimiz yok. Biliyorum. Nagras Orgam Sibel. Umarım bir an önce karanlık bölgeye gireriz. Burada garip bir koku var. Bu bir buz canavarı.
Sonunda geldik. Güzel. İyice üşümeye başladım. Granamir'in bizim için ateşi olduğundan eminim. Taganraktun, Tagangar! Cüceler, kendinizi koruyun. Eternia dilini biliyor musunuz? Cüceler Eternia dilini bilmezler ama benimle konuşabilirsiniz. Granamir'i görmek istiyoruz. İnsanlar Granamir'i göremez. Sadece cüceler görebilir. Sagak! Bu köprüyü geçmek zorundayız. Cüceleri buza gömmenin bir yolunu buldum galiba. Bunlar kurtulmadan buradan gitsek çok iyi olur. Buranın bu kadar sıcak olduğuna inanamıyorum. Bu ejderhaların ateşinin etkisidir. Ejderhanın kokusu çok güçlü Eymen. Geldiğimizi belli etsek çok iyi olur. Granamir! Adım Eymen Büyük Ejderha ve yardım istemeye geldim. Eymen mi? Efsane rüzgarlarında adının fısıldandığını duymuştum. Bu durumda... Konuşma. Adına saygı duyduğumu söylemedim. Sadece duydum dedim. Ejderhalar efsanelerin yalan payını da dikkate alırlar. Granamir, lütfen bize yardım edin. Peki bu genç hanım da kim? Benden izin almadan neden konuşuyor? Adım Tila. Kraliyet muhafız komutanıyım ve istediğim zaman konuşurum. Seni şeytanlar krallığına gönderdiğim zaman da dilim bu kadar keskin olacak mı bir bakalım. Seninle savaşmak istemiyoruz ama dinlemeni sağlayacaksa savaşırız. Grandmire insanlarla asla savaşmaz. Grandmire kazanır. Heyman. Ama bundan kurtulamıyorum. Yeter. Çok cesursunuz. Irkınızda çok az gördüğüm bir özellik. Bana söyleyeceklerinizi dinleyebilirim. Dostumuz general kötü bir büyüyle kristal bir heykele dönüştürüldü. Belki büyünün çaresini sen bulabilirsin diye düşündük. Belki mi? Eternia'nın en akıllı yaratığı değil miyim? İnsan ırkı bu dünyaya ayak basmadan önce kötü büyü yapmayı unutan kişi ben değil miyim? Büyünün çaresini bulabilir misiniz? Elbette bulabilirim. Bu kötünün iyisi sayılır ama tek bir insan için bu kadar uğraşmaya değer mi bilmiyorum. İnsanlarla son konuşmamdan beri binlerce yıl geçti. Onları çok kötü buldum. Hırslı, savaşsever, sahtekar ve biraz da çirkinler. Evime geldiler, yardım için yalvardılar. Ettiğim zaman da bunu asla takdir etmediler. Ne bir teşekkür... Ne de bir hediye verdiler. Siz de farklı değilsiniz. Yardımın için bir hediye istiyorsan söylemen yeterli. İstediğim bir şey var. Ne istersen. Unutulmuş ormanın ortasında bir uzay ağacı vardır. Eternia'nın en yaşlı ağacıdır ve bu gezegenden benden yaşlı bir tek o kaldı. Onu kesin ve hediye olarak bana getirin. Onu ateşimde yanışını seyretmek istiyorum. Anlaştık mı? Generali kurtaracak mısın peki? Bunu o zaman düşüneceğim. Anlaştık. Buraya dönmek istediğinizde adımı söyleyin yeter. Ve sakın unutmayın, ejderhaya bir söz verdiniz. Hediyemi getirmekte başarısız olursanız sizi sonsuza kadar şeytanlarımın yanına gönderirim. Unutulmuş ormandayız. Burası gerçekten güzelmiş. Peki uzay ağacı nerede? Uzay ağacını neden aradığınızı söyler misiniz? Ortaya çık. Sana zarar vermeyeceğiz. Tabii ki ortaya çıkacağım. Zarar vermeye kalkarsanız... Evet. Kötü bir fikir olduğunu söyleyebilirim. O büyük kediye sahip ol dostum. Sorun çıksın istemeyiz değil mi? Sakin ol Atılgan. Kim olduğunu söylemeyecek misin bize? Bu iyi bir soru bayım.
Ve de güzel bayan. Benim adım Tullamor ve ben bir ağaç cücesiyim. Ağaç cücesi mi? Evet, bildiniz. Biz ağaç cüceleri unutulmuş ormanın bekçiliğini yaparız. Bize uzay ağacının yerini söyler misiniz lütfen? Ha, yerini söylememe gerek yok ki. Birazcık yukarı bakın. Teşekkür ederim. Hadi Tila, gidelim. Bir dakika durun. Bana ne yapmak istediğinizi söylemediniz ama. Bilmek isteyeceğinizi sanmıyorum. Gidiyoruz. Sizi kötü niyetli yaratıklar, benden kaçamazsınız. Tora Mekmorn. Yakalayın evlatlarım. Uzay ağacı. Acele et İğmen. Durun kötü yaratıklar. Yakalayın. Bunu mutlaka ödeyeceksiniz. Makri, Makrak, Mikron. İğmen, ağaçlara bak. Yaklaşın, yaklaşın. Durun. Burada neler oluyor söyleyin. İstirahatınızı bozduğumuz için özür dileriz efendim. Ama bu ikisi size zarar vermek istiyorlardı. Bu doğru mu? Korkarım ki doğru. Ama neden? Lütfen anlamaya çalışın. Zarar vermek istemiyoruz ama babamın hayatı tehlikede. Eğer sizi Granamire'a götürmezsek bize babama eski haline nasıl getireceğimizi söylemeyecek. Granamir mi? O yaşlı ejderha beni hala kıskanıyor mu? Evet, eğer seni onun ateş çukuruna atmazsak generali kurtaramayacağız. General öyle mi? O senin baban mı? Evet, onu tanıyor musunuz? Adını duymuştum. Eternia'nın tarihi boyunca iyilik için savaşan bir general olduğu anlatılır. Unutulmuş zamanlardan birinde bir general beni ateşin kötülüğünden kurtarmayı başarmıştı. Ben ona hala borcumu ödeyemedim. Bize yardım edecek misiniz? Ben asırlardan beri bu noktada bulunuyorum. Bu orman benim sürgünlerimden meydana gelmiştir. Ben yeşilliği ve iyiliğin ruhunu oluşturuyorum. Benim yıkılışımdan sonra bile göğe yükselen her ağacın içinde benim ruhumun parçasına rastlayabilirsiniz. Kılıcını kullan Eternialı adam ve dostunuzu kurtarın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ama gidemezsiniz. Bu orman sizsiz asla eskisi gibi olmaz. Öyleyse daha farklı olsun. Çocuklarımın sürgünlerini her zaman yeşil tutmaya çalış ağaç cücesi. Tila, bunu yapamayız. Babam ne olacak? Burada olsaydı o da aynı şeyi isterdi Tila. Destekliyor musun? Akşula! Akşula! Size teşekkür ederim. Ve durum için çok üzgünüm. Hazır mısınız? Granamir! Peki hediyem nerede? Onu getirmedik. Ama sizinle anlaşmıştık. Uzay ağacı aslında her ağaç gibi ve hatta siz ben ve general kadar yaşama hakkına sahip. Biz asla öldürmeyiz. Hayatları kurtarırız. Başka bir hediye seçin. Ya da bizi şeytanlarınızın yanına gönderin. Hazırız. Bunu yapmak benim hakkım, öyle değil mi? Evet, öyle. Akıl, istekler ve her şeye karşı dürüstlük. 1000 yıl içinde insanoğlunun bu kadar ilerlemiş olabileceğini sanmıyordum. Bunu hediye olarak kabul ediyorum Büyümen. Bu kitabın içinde dostunuzu kurtarmak için gerekli bilgiyi bulacaksınız. Teşekkür ederim Granamel. Teşekkür ederim. Uyumama izin verirseniz bu benim için yeterli. Ve beni bir daha hiç rahatsız etmeyin. Demek Hemen her şeye rağmen doğru karar verdi. Senin de aynı şeyi yapacağını söyledi baba. Ejderhanın çok farklı bir stili olduğu ortada.
Evet, haklısın Adam. Bu Granamir'le tanışmak isterdim. Ne dersin Titrek? Gidip ejderha avlayalım mı? Bana göre değil. Görünüşe bakılırsa Titrek de akılcı bir seçim yaptı. Hemen ağacı kesip kesmemek için karar vermek zorundaydı. Etrafınızdaki ağaçlar uzay ağacı gibi konuşamazlar. Konuşsalar bile henüz onları anlamamız imkansız. Ağaçlar da canlı varlıklardır. Ağaçlara saygı gösterdiğimizde bütün canlılara saygı gösteririz. Hayat verilebilecek en güzel şeydir. Saygı göstermeyi öğrenirseniz çok daha mutlu bir insan olursunuz. Görüşmek üzere.